Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Çok sıcak, inanılmaz sıcak ama kargo hazırlamak için indim aşağıya. Balkonda çok sıcak, burası da çok sıcak. Birazcık serinlik başlayınca da saat 7 falan oluyor. Hafiften bir serinlik başlaması. Mecburen indim arkadaşlar. Bir taraftan da böyle bitkilere bakayım dedim. Burada yaprağı kötü olan var. Su ve güneş. Bunu bıraksam mantar yapacak bitkiyi. Şurada bir tane bebiş geliyor. Şurada da yukarıdan indirip de kötü olanlar var. Bunların yaprakları kötü oldu. Arzenin. Peyntinin de orta göbekte birazcık yanık olmuş. Burada da yine yapraklardan kayıplarım var. Yukarıdan indirdiğim için. Bu da aynı şekilde. Ama bu çabuk toparlayacak kendini. Bittersweet alıştı arkadaşlar. Alt kısmı her ne kadar alışmasa da üst aldığım kelle aşağının güneşine alıştı. O da bildiğin sayanamız var. O da alışmış. Herkül hafif şöyle hafif yanıklarla atlatmış. Alışmış artık. Artık bir şey olmaz. Aslında bitkileri tamamen güneşe alıştırınca çok daha rahat ediliyor. Daha şu gölgelik bile, ona bile gerek yok. Bitki güneşte doğup o şekilde büyüyünce biliyorsunuz benim annemin balkonundaki bitkilerim var. Askılı saksıda onlar böyle yukarıdan öğlen güneşi de alıyor. Yani sonra güneş batana kadar güneş alıyor ve hiçbir yanık yok. Çünkü artık alıştılar. Ama buradaki hafif yanıklar dediğim gibi yukarıdan indirdiğimden dolayı bitki rafta falan oluyordu. Rengi açılıyordu. Zaten böyle yanacak bitki kendini o kadar çok belli ediyor ki ama tek tek hani alıştırmayla falan gerçekten uğraşamıyorum, yetemiyorum. Ben riski göze aldım kendi bitkilerimde. Zaten satıştakileri alıştırmıştım. Bayağı bir kısmını alıştırdım. Ama kendi bitkilerim balkondaydı. Onları da toparlarım dedim. Çünkü bitki komple ölmüyor arkadaşlar. Yani yanıklar oluyor. Bakın. Tisiflora'nın böyle hafif hafif yanıkları var. Nasıl bitki boy uzamış yani. Ufak hasarlarla o bitki alışacak ve şu ankinden çok çok daha güzel olacaktır. Pulvinata'nın özel türü. Aslında bu da güneşe alışan var. Yine o askılı saksının içinde. O şu an tamamen bordo renkte. Bu bile yanmıştı. Bakın sonrasında alıştı. Şu an artık yok yanıklar. Yani böyle bir saat bir saat normalinde alıştırmak gerekiyor. Günün belirli saatlerinde bitkiyi güneşe maruz bırakmak gerekiyor ama azar azar alıştıra alıştıra. Burada da bir yaprağım
Onu da arkadaşlar, yani yer sıkıntım oluyor. Tek tek uğraşamıyorum. Bu da yine yerini yadırgadığı için böyle bir çürüme yapmış. Susuz diye suyunu verdim. Bol bol verdim köklenme aşamasında. O da yaprak çürümesi yapmış. Şimdi ben buna dikkat etmezsem bu bitkiyi tamamen kaybederim. Şöyle açalım. Hava alsın ve ben bu bitkiyi bir süre sulamayacağım. Belki de annem de sulamış olabilir. Çünkü bitkilerin susuzdu, su döktüm dedi. Ben sulasaydım bu kadar çok şey olmazdı. Belki de onun üstüne fark etmedim. Ben de suladım. Gövdesinde bir şey yok. Ama bu yaprakları bakın almasaydım gövdede bu hale gelecekti. Eğer gövde de olsaydı o şekilde o kısımları kesecektim. Tekrardan köklendirmeye gidecektim. Burada hafif hafif yanıklar var. Onlar da düzelecek. Yani düzelecek derken büyüdükçe düzelecek. Bunlar güzel güzel çıkacak. Şimdi Fatma Hanım'ın siparişleri var. Onları da size göstereyim. Belki videoyu kapatıp ondan sonra birazcık daha serin çıkınca devam ederim. Fatma Hanım'ın da YouTube kanalı var. Ayrıyeten Instagram'ı var. Oradan da ufak ufak satışlar yapıyor kendi üretimlerinden. YouTube kanalı Gümüşhane'nin sukulentçisi. Instagram'ı da öyle. Ona da bakmanızı tavsiye ederim. Ben böyle çiçek videoları falan izlemeyi seviyorum. Şöyle bir şavyanası var. Bakın renklenmeler başlamış. Kış rengi çok güzel oluyor. Şöyle bir pink gözyaşı var. Bunları söküm yaptım. Biliyorsunuz 5,5'luk saksı da çok kötü olmuştu. Yani hem vitaminsiz hem ya çok sulu ya çok susuz kalıyordu falan. Hepsini derken bir kısmını ekim yaptım. Ve güzelleştiler. Hatırlarsanız lolalar çok kötü olmuştu. Lolalara bakın. Nasıl dolu dolu ve lila rengini almış. Şöyle bir kübik frostu var. Pinki. Dibinde de yavrusu var. Onu çok fazla oynatmayayım. Böyle o da güzel güzel renklenmiş. Bu raindrops arkadaşlar. Raindrops'lar bendekilerinde böyle damlacıkları kayboldu. Bazılarından şimdi yeni yeni çıkmaya başladı. Bu bitkiyi ben kendim üretim yaptığım için onun için tamamen kayboldu. Çünkü daha yeni yerine adapte oluyor. Yakın zamanda yapraklarından damlacıkları çıkacaktır, kabarcıkları. Bu da Rainbow'u. Bu da yine kendi üretimimden. Biliyorsunuz kendi üretimlerimi çok uyguna gönderiyorum sizlere. Yavaş yavaş seranın içindeydi. Güneşe alışmaya başladı. Ama yine Fatma Hanım dikkatli bir şekilde çıkartın. Rainbow'lar yani diğer türlere göre daha hassas. Alışmış olsa bile birdenbire şu açık yerlerinden yanabiliyor. Bilginiz olsun. Zaten bir sürü sukulent bakıyorsunuz. Biliyorsunuz. Şöyle Diamond State Variegate var. Biraz önce kellesinden yapraklarını koparttım. Onun yavrularından birisi. Bu da Zaragoza Pink. Sonra şu arkadaşlar özel türlerden Kaliforniyalı
Tam ismi belki Kaliforniyalı olmayabilir ama bu özel türlerden. Ben bunu kul tasarımdan, Fotoşanım'dan almıştım. Biliyorsunuz o Amerika'dan kendi türlerini getiriyor. Bazılarının isimlerini unuttuklarını böyle bir isimler falan takıyor. Belki öyle de olabilir. Belki de gerçek ismi tam bilmiyorum. Şu Onslow yine özel türlerden. Pembe grap da koydum hediye olarak. Acıalis koydum. Şöyle belki yoktur kendisinin. Şöyle bir minik bir afterglow'u var. Aurora yaprakları. Şunlar da Bluebird yaprakları. Bir şey unuttum mu diye bakıyorum. Evet, bir şey unuttum. Benden şey daha istemişti. Evet arkadaşlar, kurum istemişti ama evet buradaymış, görmüyorum gözümün önünde. Fatma Hanım ücret olarak biraz tutardan fazla yatırmıştı. Bir kısmını kendin koy demişti. Böyle bir şeyler koymaya çalıştım. Bazılarını yine kendi seçti. Aslında diğer örtücü türlerden falan da biliyorsunuz bol bol hediye koyuyorum ama kendisinin yeri az olduğu için artık tamamen özellere geçecek. O yüzden onları istemedi. Şöyle şu şekilde. Arkadaşlar çok çabuk kökleniyor. Ben bahardan beri üçüncü kelleyi alıyorum. Nemli toprağa koyduğumuzda çok güzel bir şekilde kökleniyor. Zaten hatırlarsınız cam kenarındaydı. Çok güzel renklenmişti kışın. Ben onu aldım, köklendirdim, kestim, aldım diyorum. Köklendikten sonra bir daha kestim. Bu üçüncü kelli artık. Yani bir ay daha bir zorlu dönem bekliyor. Bir ayda çok sıcaklar olur. Bu süreçte alışanlar alışır. Bir kısmını da belki böyle ufak tefek hasarlar falan alır. Sonrasında bitki kendine gelecek. Bakın bu da rengini kaybedenlerdendi. Artık renklenmeye, böyle çillenmeye başladı. Çok güzel bir tür. Geçen kış bayağı bir satılmıştı. Artık bunlar falan alışmış bayağı bir. Şurada da değişim yapmam gereken saksılar beni bekliyor. Şu son ektiklerimden ona bir bakacağım. Alışmışlar mı? Böyle yeni şey yaptığımda, ektiğimde bir iki kayıplar olabiliyor. Yani alışıyorlar. Bir sıkıntı yok. Şuna da el atmam lazım. Bu da yeni ektiklerimden. Bu da alışacak inşallah. Bunlar çok küçülmüştü arkadaşlar. Yani o 8'lik saksıdaydı. Artık böyle büyümüyor. Sadece yerinde sayıyordu. Alt yapraklarını kurutarak o şekilde bitki duruyordu. Ama burada alışınca çok güzelleşecek. Şu Krasulam kötü olmuş. Bunu ben ne yapacağım? Şunları ayıracağım. Aslında ölmüyor. Ölmemek için direniyor. Şuradan netleyebilirsem. Bakın
köklerine kökler vermeye çalışıyor. Yani ölecek dediğimizden bile kökler veriyor arkadaşlar. Bunu şu an hiç uğraşmadan şöyle gelişi güzel dikeceğim. Aslında bunları alsam iyi olurdu. Ben de doğrusunu söylüyorum, yanlışını yapıyorum. Bu arada dün aslında arkadaşlar bit pazarına gittim ben Ataşehir'de. Orada video alamadım. Çünkü Asel'i de götürdüm. Sabah saatlerinde gittiğimiz için 7'de uyku sersemi falan onun mızmızlığıyla birazcık zor bir alışveriş oldu. Ya tahminimizden yine iyiydi ama video çekecek kadar vaktim olmadı. Sonrasında gönlünü aldı. Kapalopa diye çocuklar için çok güzel, çok büyük bir oyun yeri var. Kapalı ortam ama baya baya büyük. Oraya götürdük. Orada şeyi çok seviyor. Tırmanma duvarını. Zaten devamlı orayı sayıklıyor. Aralıksız tırmanıyor, atlıyor falan. Ondan sonra bahçe markete gittik. Saksıları bıraktım arkadaşlar. Sonrasında çünkü şey diye konuşmuştuk, bir kısım indirim yapacaktı firma olduğum için. Kasaya geldiğimde sorun çıktı falan. Ben de bıraktım çünkü bana yani bir iki tane falan lazım değil. O gördüğünüzden çok fazla sayıda alacaktım. Zaten toptan bir şekilde alıyorum. İsteyen arkadaşlara satışını da yapıyordum. Yine toptan almaya karar verdim. Yani şu an nereden baksanız görünmüyor ama yani 100'e yakın saksıya ihtiyacım var. Özel türlerin hepsini çünkü kare saksılara dikiyorum. Çünkü şey sıkıntısı olabilir arkadaşlar. Bunlarda mesela çabuk kurumama, özellikle kışın çok büyük bir problem olur. Çürüme, bakın porselen içi bile porselen. Yani bir de bunlar şey kışında daha soğuk tutuyor. Bu anlamda da diken arkadaşlar varsa kışı geçirmedilerse onu da söyleyeyim. Toprak saksılar farklı. Bu porselenler için söylüyorum. Hem çabuk kurumuyor, kışın soğuk tutuyor, yazın daha fazla kızdırabilir. Kızışma anlamında tam net bir şey söylemiyorum ama soğuk tuttuğunu kesin kesin söylüyorum. Aynı konumda iki toprağı ellediğimde kışın bu porselenlerin buz gibi tuttuğunu gördüm yani. Klasik türlerde sıkıntı yaşamadım ama özellerde yaşarım. Ama toprak saksılar öyle değil. Nerede var örneği? Mesela burada. Toprak saksılar arkadaşlar suyun fazlasını emiyor. Yani toprağı dengeliyor. Yazın serin, kışın sıcak tutuyor. Ama toprak saksılar diğer saksılardan daha pahalıdır her zaman. Bazen işte uygun gördüğümde almaya çalışıyorum. Ama porselenler dediğim gibi birazcık sıkıntılı. Şöyle bir tane yine böyle bu şekilde saksıları ben çok seviyorum. Bundan buldum. Yine böyle altlıklı. Böyle saksılarda aslında bitkileri çok seviyorum. Çok bence kibar duruyor. Aslında daha aldıklarım vardı. Bir kısmı da yukarıda. Buradaki olanları göstereyim. Onları da arkadaşlar 15 ve 20 liraya falan aldım. Sol taraftaki 15, öbürü 20 olması lazım. Şöyle aletlerimi koyarım diye sıraya asmalık. Bunu da 5 liraya aldım.
Sonrasında bunu aldım. Bunu çok beğendim. Arkadaşlar özellikle rengine bayıldım. Çiçek desenlerine bayıldım. Bunu da arkadaşlar 20 veya 25 liraya aldım. Birazcık tadilat işi var ama çok büyük problemi yok. Şuradaki yeri ben güzel silikonlayacağım. Vida dağıtabilirim üstten. Ama vida atarsam rengini toparlayamayabilirim. Muhtemelen yapıştıracağım ben bunu. Şuralara bir şeyler çizmişler. O iç kısmını boyayacağım muhtemelen. Aslında bu renk boyam da vardı benim ya. Ona ben bir bakayım. Böyle seranın içinde kullanmak için kapalı. Bu tarz sandıkları da çok seviyorum. Aslında bit pazarında da çok var sandıklar. Büyük de almak istiyorum. Kızımın böyle oyuncaklarını falan koymak için bahçeye. Bunları daha önceden almıştım. Şunu da daha önceden almıştım. Bakın toprak. Bu arada balkona acil bir şekilde fila alacağım. Çok fazla kuşlar gelmeye başladı. 1-2 derken 10-15 falan oldular yani. Kasadaki bitkilerimin hep yapraklarını delik delik yapmışlar. Yani ben aslında öyle bir şey yapmamak için direniyorum ama onlar şansını çok zorladılar. Artık yapacak bir şey yok. Dışarıya yemlerini koyacağım. Bugünlük videom bu kadar olsun arkadaşlar. Beğeni yaparsanız ve beni takip ederseniz çok sevinirim. Abone sayım çok düşük. Böyle videolar daha fazla çekebilmem için birazcık teşviğe ihtiyacım var. Evet arkadaşlar kendinize iyi bakın.